Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün çaydanlıkların içine oluşan kireçleri ve böyle çay lekelerini nasıl temizlenir onu göstermek istiyorum doğal yönden. Benim kendimin yıllarca annemden alışıp yaptığım bir sistem, yöntem. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle kireç tutmuş çaydanlığımızı içine suyu doldurduk. Ve yaklaşık şöyle bir paprika kaşığı kadar limon tuzunu şöyle ekliyoruz ve kapağını kapatıyorum çaydanlığımı. Kaynadıktan sonra biraz böyle fokurduyor ve kaynıyor. Kaynadıktan sonra artık çaydanlığımızı orta ateşte biraz daha kaynatıyoruz. Bu içinin bu tortuları çözülene kadar kaynatıyoruz. Sonra suyu döküp yıkıyoruz. Aynı işlemi buna da yapacağım. İçine suyu dolduracağım ve limon tuzu atacağım bir tatlı kaşığı kadar. Bunu da ocağa alacağım. Kaynayınca bunu da orta ateşte bu tortular sökülene kadar, kaynayıp çıkana kadar, yani çıkmaya sökülene kadar derler bizde. Böyle bir işleme uyguluyoruz. Limon tuzumu attıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bakın sesleri duyuyorsunuz şöyle. Bunu da aynı şekilde karıştırıyorum ve bırakıyorum kaynamaya. Kaynayınca söylediğim gibi kapağı varsa kapatın. Daha çabuk kaynamasını sağlarsınız. Yoksa da böyle kaynayınca o tortular sökülünce ocaktan alıyoruz. Evet, şu an kaynamaya başladı ve yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kaynatacağım. Şöyle bakın o tortular çıkmaya başladı, içi bembeyaz kaldı çaydanlığımın. Yıkayacağım ve bayağı bir süre gidiyor, yani tertemiz kullanabiliyorsunuz. Evet, artık süre doldu. Çaydanlığımı alıyorum ve güzelce süzüp yıkıyorum. Altını kapattım. Öbür çaydanlığım da kaynayacak. Aynı şekilde onu da yıkayacağım. Bakın suyu döktüm. Tertemiz kaldı. Şimdi yıkıyorum. Evet, büyük çaydanlığımı bakın mis gibi yıkadım, kuruladım. İçi pırıl pırıl, dışları her yerine sürttüm. Mis gibi kaldı. Doğal yoldan temizledim. Sıra öbür küçük çaydanlıkta. Evet, şimdi öbür çaydanlığımıza bakıyoruz. Bakın kaynamaya başladı ve orta ateşte bu içindeki o tortular sökülüp bembeyaz kalıncaya kadar kaynatıyorum. Evet, küçük çaydanlığımı da aynı şekilde kaynattıktan sonra döktüm, yıkadım. Bakın parıl pırıl mis gibi oldu. Yani doğal yoldan, işte deterjan kullanmadan, herhangi bir katkılı bir şey kullanmadan mis gibi ikisini de yaptık. Evet, çaydanlıklarımız yeni bir çay demlemek için, keyifli sohbetler yapmak için mis gibi pırıl pırıl hazır. Gelen misafirlerimize sunum yaparken, servis yaparken sordukları zaman ne ile yaptın, ne ile parladı diye gönül rahatlığıyla bu fikri verebilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. Evet, sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.